Merhabalar Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeşil mercimek ve beyaz lahanayla pratik bir tarif hazırladım. Bugün yine kanalımda tarif için bir tane küçük boy soğanı ince bir şekilde doğrayıp yapılışına başlıyorum. Bu güzel lezzetin yapımı kolay evde bulunabilecek malzemelerle yapılmış bir tarif. Sizler de hazırladığınızda zevkle yiyeceğinizi düşünüyorum. Derin dondurucudan çıkarttığım yazdan kış için dondurucuda sakladığım bir tane kapya biberi doğrayıp yemeğin içerisine ekleyeceğim. Sizler de benim gibi yazdan bu şekilde kapya biberinizi, yeşil biberinizi dondurucuda saklarsanız kolaylıkla elinizin altında kışın yemeklerinizin içerisine kullanabilirsiniz. Kapya biberi de doğradım. Tarif için 2 diş sarımsak kullandım. Sarımsakların kabuklarını soymuştum. Sarımsakları da ince bir şekilde doğrayacağım. Sonrasında yemeğin içerisine ilave edeceğim. Tüm malzemeleri doğradım, hazırladım. Sıra geldi bu güzel lezzeti pişirmeye. Tarif için 40 gram orta yağlı kıymayı tava içerisine aldım. Tavanın içerisine yarım kahve filcanı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ben yine dondurucumda bu şekilde parça parça kıymayı bölüp yemeklerimin içerisine az da olsa lezzet versin diye dondurucumda saklıyorum. Çorbaların içerisinde bu şekilde hazırladığım pratik lezzetlerin içerisinde az da olsa söylediğim gibi ufak da olsa bir lezzet veriyor. Kıyma kıymadır her zaman. Kıymayı kavurdum içerisine doğradığım soğanı ilave ettim Soğanı biraz soteledikten sonra içerisine Doğramış olduğum Kapya biberi ekledim Kapya biberi de soğanla Biraz soteleyeceğim Sonrasında 2 diş doğranmış sarımsağı ekliyorum Tüm malzemeleri bir kaşık yardımıyla çeviriyorum. Bu aşamada tava içerisindeki malzemeler pişti. Tava içerisine bir çay bardağı kadar yıkanmış yeşil mercimeği ekliyorum. 10 dakika Biraz kavurduktan sonra kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde mercimek pişiyor. Sonrasında içerisine 10 dakika bu aşamada pişen mercimeğin içerisine diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Mercimek beyaz lahanaya göre daha geç pişen bir bakliyat olduğu için öncesinde az da olsa kısık ateşte pişirdim. İçerisine yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim. Tüm malzemelerle bir arada karıştırdım. Tüm malzemeler birbirine karıştı. Üzerine 250 gram yıkanmış sonrasında doğranmış beyaz lahanayı ilave ettim. yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber ekliyorum tavanın içerisine. Bu aşamada malzemeleri biraz karıştırdım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Tuzsuz sevenler ve yiyenler olabilir. Tava içerisine 2 çay bardağı su ekliyorum. Karıştırdıktan sonra yine kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. 2 çay bardağı suyu ekledim. Malzemeleri birbirine karıştırdım. Kapağını kapatıyorum tabanın kısık ateşte yarım saat pişirdim. Tekrar bir kaşık yardımıyla ters düz karıştırıyorum. Bu aşamada içerisindeki tüm suyu çekmiş Tekrar ağzını kapatıyorum. Sonrasında içerisine 6 yemek kaşığı yazdan hazırlamış olduğum konserve domatesi ilave ediyorum. Domates pişmiş olduğu için biraz da domatesle soteleyeceğim yemeği ve sonrasında altını kapatacağım servise alacağım. Tekrardan altı kısık bir şekilde ağzını kapatıyorum ve 5 dakikada domatesle pişiyor yemek. Hazırladığım bu güzel lezzet pişti. Bu aşamada altını kapatıyorum ve yemeği servise alıyorum. hazırlamış olduğum yemek pişti ve servise hazır. İçerisindeki tüm suyu çekti ve içinde hem mercimek, hem beyaz lahana, hem domates, soğan, birazcık kıyma, kapya biber, sarımsak. Sizler düşünün artık lezzetini, nasıl olduğunu. İnanılmaz lezzetli, güzel bir Tarif oldu. Umarım sizlerde hazırladığınızda benim kadar beğenirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Üzerine yoğurtla servis ettim. İstediğiniz gibi tüketebilirsiniz hazırladığınızda diğer dilerseniz yoğurtlu dilerseniz sade bir şekilde. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz tarifin malzemelerine. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.